Ne? Bugün bir müzikçi bizim misafirimiz ya da biz onun misafiriyiz. İlkay Akkaya. Bulunduğumuz yerde Kadıköy'de Ada Kafe. Evet, az önce bu espriyi yapıyorduk İlkay. Sizi biraz tanıyalım. Aynı şeyi söylemeyeceğim tabii. Şunu söyleyerek başlayayım ama şimdi gerçekten maksat muhabbet bir program olacak. Biz çekimden önce başladık bile aslında muhabbete. Bu yanıyla sizle sohbet etmek benim için çok değerli ve mutluluk verici bir şey. Önce Sağ bunu söyleyeyim. Ben şarkıcıyım. Şarkı söylüyorum. Ama benim bildiğime göre sen bazı filmlere ya da programlara müzik de yapıyorsun. Evet, çok önceden bir Küçük Bulut isimli bir filme müzik yaptık. Cemal Şan'ın senaryosunu yazıp yönettiği bir filmdi. Füsun Demirel ve Tarık Akan başrollerde oynuyorlardı ve Dersim'den göç etmiş bir ailenin büyük şehirdeki karşılaştığı zorlukları anlatıyordu. 12 Eylül'ün hemen öncesi ya da sonrası belki de o günlere denk gelen bir zaman dilimini anlatıyordu. Hoş gelmişti bize senaryo, filmin konusu. Şimdi ara ara bazen denk geliyorum. Gerçekten çok sıcak bir film. Ona müzik yapmıştık. Ankara Birlik Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Pir Sultan Abdal oyununda oynadım. Ballıhan'dım orada ve türküleri de söyledim. Tuncay Ozan'dı. Ben de türküleri söylüyordum. Hem de oyunda rol alıyordum. Tuncay da aynı zamanda anlatıcıydı oyunda. Sonra Zafer Diper'le birlikte Talan diye bir oyun sahneye koyduk. Cezmi Ersöz'le sahnede yapılan bir şey yaptık. Adını bilmiyorum ne olduğunu. Yani hem sohbet ettik, hem ben şarkı söyledim. Bir sahne olayı gerçekleştirdik. Onun adını koyamadığım için Bir öyle sahne diyorum. Bir sahne etkinliği. etkinliği yaptık. Evet. İbrahim Kaypakkaya'nın hayatının anlatıldığı Güneşten Bir Parça diye bir oyun oynadık yine Ankara Peki Birlik ama Tiyatrosu'yla. şimdi şunu sorayım. Gerçi ikisi de bir etkinlik ama sen rol yapmaktan mı daha çok hoşlanıyorsun yoksa şarkı Şarkı söylemekten mi? söylemekten tabii. Zaten bu yer aldığım tiyatro sahnelerinin tümü şarkı söyleyebiliyor olmamdan dolayıydı. Oyunculuğuma sanıyorum o nedenle katlanmak zorunda kaldılar yani. Yani sen kendini oyuncu saymıyorsun. Saymıyorum yok. Zaten bir başkasını oynayamadım. Yine kendim gibi davrandım. Yani Ballıhan'sam ben Ballıhan olsam nasıl olurdum diye Ballıhan'dan yola çıkmadım da işte gerçek bir oyuncu olmayınca kendin gibi söylüyorsun repliğini. Yani Zeki abi memnundu benim oyunculuğumdan ama tabii bir oyuncuyu gördüğün zaman biraz izan sahibiysen kendini de biliyorsan bilirsin yani ne olduğunu. Peki bu bir kendini ifade biçimidir bence sanatın her dalı. Sesle ifadeyi niye seçtin? Sesin güzel onu biliyorum ama bunun başka bir sebebi de olmalı. Neden sesle ifadeyi seçtin? Onu aslında düşünerek karar vermedim ben kendimi böyle ifade edeyim diye ama sanıyorum ki böyle bilincimin derinliklerinde benim için en doğrudan duygularımı ve düşüncelerimi anlatabilme yolunun sesimi kullanmak, şarkı söylemek olduğunu biliyordu içimdeki içimdeki insan diyeyim ona. Çünkü insanlarla bir şey paylaşmak istiyordum. Hani toplumda yolunda gitmeyen çok şey var, adaletsizlikler var, özgürlükleri kısıtlanıyor insanların, savaşlar var, işte işçilerin sorunları var, işsizlerin sorunları var. Liseye doğru gelirken zaten 12 Eylül'e doğru götüren koşullar oluşmaya başlamıştı ülkeyi. Politikleşmeye başlamıştım ve hem kendim mutlu olabilirim hem de insanlarla birlikte ne yapabilirim diye düşünürken gazeteci olmaya karar verdim. Bu nedenle gazetecilik okudum
üniversitede. Fakat öğrenciyken çeşitli gazetelerde çalışma deneyimlerim oldu. Orada şunu gördüm, yani doğrudan bir şekilde istediğimi yapamayacağım oralarda. Çünkü belli toplantılar yapılıyor, belli yayın politikaları oluşturuluyor. Özgürce ben şu dosyayı hazırladım, şimdi bunu yayınlayalım. İşte ne bileyim, Kürt bölgesi ekonomi ve insan hakları raporunu hazırladım. İşte bir dosya şeklinde yayınlamak pek mümkün olmuyor. Onu gördüm. Bir taraftan da şarkı söylemeye devam ediyorum. Üniversite öğrencisiyken grup yorum ağırlıklı kadro olarak bizim okuldan kurulmuştu. Yorumla birlikte çalışmaya başladım. Bunun ne kadar özgür bir alan olduğunu, hiç aracı olmadan üreticiden tüketiciye bütün mesajlarını verebildiğini görünce dedim bu benim için gerçek bir yol. Ve yorumdan ayrılınca konservatuara girdim. Şeyi de öğreneyim diye, teknik yanını da öğreneyim diye Kızılırmak'a kurduk. Birden hiç öngörmediğimiz bir şekilde sahiplenildi toplum tarafından. Okul yarım kaldı bu yüzden konservatuar, mezun olmadım oradan. Ve yani beni özgürleştiren bir alan olduğunu gördüm. Sadece söylemeye niyetlenmem yetiyor. Hele ki şimdiki koşullarda işte internet olanakları, şarkı yayınlayamasam bile yine düşünceni sadece kendini temsil ederek söyleyebiliyorsun. Hiçbir kurumu temsil etmeden bu çok değerli ve şanslı bir durum benim için. Bu nedenle böyle seçtim. Ama belki para kazanmanı engelliyor. Engelliyor. Çok şükür son zamanlarda fena değil. Konserler yasaklanmadığı için ama tabii albüm koşulları çok kötü olduğundan yine insanın nedir, azıcık aşım, kaygısız başım. Yani kafamızı tabii sokacak bir yer var, karnımız da doyuyor. O nedenle sorun değil. Ama tabii başka bir alanda, hani eğitimini aldığın bir şeyde daha başka şeyler olabilirdi. Ama böyle çok güzel Senur abla. Evet, bu senin söylediğin öteki olanak, yani konserler bir eksiği kapatıyor. Şimdi müzik dalında bir sıkıntı var deniyor çünkü. Evet, var. Çok büyük sıkıntı hem de. Hem bizim açımızdan var, hem müziği üretenlerin diğer bileşenlerinde daha büyük sorunlar. Söz yazarları, besteciler. Çünkü albümlerin, yani normal CD satışı artık eskisi gibi olmadığı için ve bizim gibi sanatçıları dinleyen insanların dijital dünyayla tanışmaları henüz yeterince sağlanamadığı için, belki de reddettikleri için de diyebiliriz, çok büyük problem var. Yani teliflerin dönüşü açısından artık yani 3000-5000 aralığında satışların telifleri ödeniyor insanlara. Çok çok komik paralar oluyor bunlarda. O nedenle bu alanda bir şey üreten insanların çoğu geçimlerini sağlayabilmek için başka alanlara yönlendiler. Uzun vadede bu bir sorun olacak tabii. Aslında şimdi yayın dünyasında da görünmeyen başka bir sıkıntı var benzer biçimde. Hiçbir zaman Türkiye'de mesela bir şiir kitabı 500 basmadı. Ben gençliğimde kitabını kendi bastıranların bile 500 tane kitap bastığını bilmiyorum. En az kitap 3500-3000 basılırdı. İnsanlar kendi bastırdıkları zaman bile işte el var, ar var diye 2000 falan bastırırlardı. Ama bugün böyle rakamlar var. Yani 500'den söz edilebiliyor. Gerçi Yayıncılar Birliği'ndeki arkadaşlar çok fazla kitap basılması gibi bir şey söylüyorlar. Söylüyorlar, bazı raporlar yayınlanıyor falan ama. Ben de buna çok fazla inanmıyorum. Çünkü bu basılan kitapların arasında her zamanki gibi dert kitapları var. Bitmeyen klasikler var. Yani sonra bir sürü klasik olmuş kitaplarda şöyle piyasada yok. Şimdi ben gençlerin okumasını isteyeceğim bir kitap mesela. Pearl Buck'ın Anası. Gorki'nin Anası. Evet.
Yani mesela ben artık Pearl, bakın o Çin bulamıyoruz değil mi? Basıldığını evet. zannetmiyorum. Evet, sahaflarda belki bulunabilir eski basımları. Evet. Ama bir geçiş dönemi aslında, yeniden oturacak her şey tabii. Ama hani şimdi elektronik basımları falan da söz konusu ya, kitapların. Şimdi onlar da tabii ama bir e-baskı olayı var. Bir sürü kitabı siz devrederken e-baskılarıyla evet. devrediyorsunuz falan da. Bizim kuşak açısından benim mesela alışabileceğim bir şey değil o yani. Kitap okuma biçimi olarak, e-kitap okumak. Çok zorladılar. Alzheimer olmayacağız Senur abla. Çünkü sürekli yeni bir şeylere uyum sağlamaya çalışıyoruz. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Hayır, bizim Alzheimer olmamız biraz zor. Ya da Doğan Hızlan'ın söylediğini söyleyeyim. Şey dedi, düzenli adamların bunaklığı belli olur dedi. Ha, dedi, belli de etmeyiz kadar, değil mi? Evet. Hayır, biz zaten normal insan sayılmayacağımız için kimse bizi anlamaz. Her zamanki hali. Hali diye bakarlar dedi. Onun mesela zeytinyağı takıntısı vardır. Hep lokantaya girer girmez biraz sonra garsonu çağırıp zeytinyağlı neyiniz var? Ben de öyleyim. Vejetaryenim ya. Ay, benim kızım da vejetaryen. Onun için dedi yani normal insan olsam zeytinyağlı deyince adamcağız buna bir zeytinyağlı diye başlıyor diye bakarlar dedi. Bir de işte biz şimdi ne konuşuyoruz? Sanat konuşuyoruz, kitap konuşuyoruz, Türkiye konuşuyoruz. İnsanlar bunları pek fazla konuşmuyorlar galiba. Ben mi yanılıyorum? Şimdi konuşuyorlar da galiba bir tarafıyla ama günlük hayatta konuşmuyorlar. Şeyde 1,5 yılı geçiyor sanıyorum. Twitter kullanmaya başladım. Orada belki de benim takip ettiğim insanlardan ama ya da beni takip eden insanlardan. Tabii bu objektif bir tahlil değil Senur abla. Söyleyeceğim şeyden vazgeçtim. Hayır, ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Bütün güncel olayları anında böyle yorumluyorlar. Anında tepkiler geliyor. Anında tepkiler geliyor. Doğru mu geliyor peki? Bir kısmı doğru. Bir kısmı çok küstah. Bir kısmı çok kibirli. Bütün işte bütün insanlık işte yani. Belki de bu tip sosyal medya denen olay şey patlamayı, toplumsal patlamaları engelleyecek, bilmiyorum. Ben şimdi bu internet başına geçtiğim zaman çok fazla mektup alan bir posta kutum var. Normal olarak günde 150 kadar. Tabii bunun içinde şeyler de var. Toplumsal olay haberleşmeleri, İnsan Hakları Derneği'nden bilmem Diyarbakır'a, işte Göçdere kadar. Ondan da gelen bir olay var. Tabii gazetelerde bu arada geliyor. Şeyi görüyorum, hemen hemen her habere 3-5 yorum iniyor. Yani bu yorumlar her zaman çok akıllı uslu yorumlar değil. Evet. Ama acaba insanların tahammüllerini mi rahatlatıyor bilmiyorum. Çünkü da yazmak bir iş öyle yani. Bir yönü var tabii. Yorum yazanlar aslında, mesela ona dikkat ettim ben. Twitter'da benim takip ettiğim insanlardan dolayı ben politik bir toplumda yaşadığımızı söyleyebilirim kolaylıkla, ki çoğu da çok rasyonel tespitlerde bulunuyor ve harekete geçme konusunda da üşenik davranmıyorlar. Gezi olaylarında falan da Twitter'ın örneğin faydalı olabileceğini de gördüm. Yani zor koşullardasın, mobil haldesin. Mesela ihadeye gelin diyorsun, orada bir sağlık hizmeti örgütleniyor. Revir şurada, şu şurada, bu burada, nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir şeyler söyleyebiliyor insanlar birbirlerine o tabii anlamıyla. Gençler o konuda ayrıca zaten bir anlamda sürekli talim halindeler. Evet. Çok hızlı şey de yazdıkları için mesaj da yazabiliyorum. Onlar yürürken de yazıyorlar, bir şeyler gönderiyorlar. Hem işte gaz fişeğini alıp geri atıyorlar. O sırada Twitter'dan bir şey yapıyorlar. O başka bir formasyon yani. Ama bizim ona uymamız mümkün
Onlar doğar doğmaz şeyleri gördüler, telefonları gördüler. Evet, ben küçücük çocuk eline telefonu alıyor, şöyle yapıyor görüntü büyütmek için. Ben onu daha bu sene şey yaptım, gördüm böyle bir şey olabileceğini. Ben otobüslerde çok taklidini yapıyordum. Şimdi şöyle, bu yeni sıkma başlı kızcağızlardan biri, üstelik kalem etekli, koltuğun altında 10 tane kitap, bir eliyle otobüsün borusuna tutunuyor. Kitapları tuttuğu elinde de bir telefon var. Son hızla şey yazıyor. 4 nala mesaj, hayır mesaj yazıyor. Ben kalktım, otur evladım dedim. Yani çünkü düşecek diye düşünüyorum. Bana başıyla hayır dedi fakat asla şey atlamadı. Tıkıdıklar. Ay şimdi bu şeyle haberleşme çok kolay tabii. Evet. O kuşak için normal bu. Evet. Buna ben önceki soruya cevap verir gibi olduğum için son sorun biraz kaynadı Senur abla. Ne sormuştun? Acaba bu tip bir sosyal medya toplumda patlamayı engelliyor mu yoksa örgütlüyor mu? Yani bence örgütleyebilir. Ama örgütlüyor ya da engelliyor diyemem şu anda. O da şey yani çünkü o patlama kendiliğinden oluyor zaten Senur abla. Olacağı varsa oluyor yani. Ona hiçbir şey engel olamaz. Peki başka bir şey. Böyle bir seçim yapmıyorsun ama bir şarkıcı olarak seni Ezgi mi etkiliyor, sözler mi? İkisi birlikte. Yani kendim besteliyorsam sözüyle birlikte zaten birlikte geliyor. En azından şöyle bir 4 dize, şarkının kendisini belli eden 4 dize zaten bir anda geliyor. Ama bazen tabii bir melodiden çok etkileniyorum. Son albümde yokluğunda böyle ve buna söz yazmalıyım diye düşünüyorum. O birlikte gelen bir şeyden, yani bir melodiye söz yazmak daha zor bir şey. Onun içine girebilmek. Ama melodiyi ilk duyduğum anda, çok sevdiğimde içim biliyor aslında ne anlatacağımı. Çünkü benim hangi duygumu harekete geçirdiyse onu biliyorum. Ve o ilk dizeyi de bulduktan sonra geliyor devamı. Belki bu toplu çalışmalarının getirdiği bir alışkanlık mı? Yani grup çalışmasından. Evet. Evet. Melodi üstüne söz yazmak çok kolay bir olay değil. Çok zor. Çok zor. Bir de gittikçe daha zor oldu. Çünkü neden? Daha zor beğeniyorsun ya gittikçe. Bir şey yazıyorsun, bunu mu yazdın falan diyorsun kendine yani. Olmadı bu falan diyorsun. Çok komik oluyor. Son şeyde iyice triplere girdim bir de. Yazıyorum, atıyorum, yazıyorum, buruşturuyorum, atıyorum. Sanatçı triplerindeydim yani. Ama şeyi hatırlıyorum ben, yani bir ara bir iki arkadaşla çalıştım, belki bilirsin. Hep birden Metin Eloğlu'nu hatırlıyorum. Metin Eloğlu böyle bir, onun galiba tek şarkı sözü vardır, Gurbet Yorganı. Sonra işte niye yapmadın, niye yazmıyorsun falan dedik biz. Yahu dedi, bir defa dedi, çok basit şeyler istiyorlar dedi. Fakat dedi, ne kadar basit olursa olsun dedi, piyasaya ya da bu işi yaptıranlara yetmiyor dedi. Yani seni seviyorum, hayır. İşte ben seni vallahi çok seviyorum diyeceksin dedi, o da yetmiyor dedi. Yani, ne kadar çevirebilirsin? Ya, ne yapabilirsin? Ya, vallahi billahi yok dedi. Ben bununla uğraşamam dedi. Şimdi ben bazen şeyi hatırlıyorum, Metin'in o halini hatırlıyorum. Çünkü ben o sıra böyle bir şey hiç denememiştim. Bir de şey, zaten onu yoran o olmuş. Hani ne istiyorlar diye düşünerek yani bir tane böyle, hayır bir tane onun Gurbet Yorganı diye bir şeysi vardı. Bir de sen benim sırtıma yükleme yorganı. Fakat o çok da hoştu. Ondan sonrası gelmedi. Yani bizde böyle bir
kulaklarımızı diktik. Metin Reis ne yapacak diye bekliyoruz. Böyle bir hatırlıyorum yani Metin niye deyince böyle bir patladı ya yani yetmiyor dedi. Öyle bir melodi olmadı bir daha. O da olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Ya da söz istediler. Çapraşık geldi kim bilir yani. Bir şairin söz yazması zor bir şey. Şarkı sözü olarak yola çıkması. Çünkü müzik bir endüstri. Şiir öyle değil. İyi ki de öyle değil. Yani umarım hiçbir zamanda olmaz. Şimdi bir müzisyen bir şairden bir şey besteledi. Ondan sonra ondan o sevildi. Hep ona benzeyen ve aynı duyguları tekrar etmesini istediği şeyler istiyorlar. Metin Eloğlu da bu nedenle sıkılmıştır yani haklı olarak. Çünkü zaten bunu istiyorlar ben şunu yazayım şimdi diye bence gerçek bir sanat üretilemez. Çünkü temelden kaybediyor çünkü samimi değil. O senin içinden kaynayıp akmıyor. Şimdi İş oluyor yani. Yani şarkı sözü benim için zaten ayrı bir iş olarak evet. Oldu ben müzikçi arkadaşlarla işte Sadık'la çalıştığım zaman da Ekrem'le çalıştığım zaman ama onların ne yaptığını düşünerek mesela Sadık benden başka bir şey bestelemek istemişti. Ama bestelemeyi düşündüğü parça bence hiç onun yaptığı işlere benzemiyordu. Onun için başarısız olur diye düşündüm ve ona o jandarmayı yazdım. Yani güzel ama. Jandarmayı yazdım. Sonra da bir melodi getirdi. Melodiyi dinleyerek gene hiç benzemeyen üç parça vardır onda galiba. Onları da ben sonra kitapta öteki şiirlerin yanına almadım her nedense bilmiyorum. Ama onlar şiirdi yani ben biliyorum onları. Çok güzellerdi. Hayır. O ekip olarak bir araya gelmek de tabii şey değerli müzisyenler, müzik yapmak isteyen insanlar olabiliyor öyle. Çok güzel işbirlikleri oluyor yani. Ahmet Kaya da çok güzel şiir besteledi mesela. Evet. Yani Ahmet'le çalışmadık. Oysa Ahmetler bana gelmişti. Ama Ahmet'in o yakını olan şair arkadaş benim için faul bir cümle söyledi. Yani kitleye gitme bakımından hani her şey mübahtır gibi yorumlanacak bir cümleydi o. Belki niyeti o ben, değil ama. Hayır olmayabilir. Ben şey dedim yani birbirimizi hiç tanımıyoruz. Yani tanıyalım da dedim. Ama o cümleyi sevmedim. Yani o zaman geri durdunuz tabii değil mi? Evet yani. Ama ondan sonra kısmet. Çok hayır çok iyi bir çalışacak grup buldular. Öyle de yürüdü. Zaten sürekli olacak bir olay değil. Yani ve o da bir kendini ifade yolu olabilir. Evet. İşte yani, doğru insanların yan yana gelebilmesi sanıyorum o dönemin ruhunu. Çünkü şarkılar şöyle bir şey. Yıllar içinde onu da anladım. Niçin seviyor insanlar diye. Diyelim bir toplumsal olay içinde o olaylar akarken giderken şimdi diyorlar ya olaylar, olaylar, olaylar diye. Arkada ne çalıyorsa o sırada işte o dönemin şarkısı oluyor. Herkes için farklı olabiliyor tabii. Mesela benim sobaların yeni yakıldığı zamanda, akşam üzeri olduğu zaman ve böyle yemek pişirmek lazım şimdi akşama ne yiyeceğiz diye düşünüldüğü zaman Sezen Aksu'nun o Gülümsenin olduğu albüm gelir aklıma. Çünkü fonda o vardı, yeni çıkmıştı o albüm ve o dönem hep o çalıyordu yani. Şeydi aslında nedense böyle çok tutmuş parçaların şairleri olmadığı, anonim olduğu düşünülür. Ben hatırlıyorum Mamak türküsü hep anonim diye düşünülür. Yanlış mı biliyorum acaba? Kemal Burkay değil doğru, mi? Doğru, doğru.
Ama ben onu işte bir iki şarkıcıyı ikaz ettiğim için çok iyi biliyorum. Ama o şey biliyoruz dediler. Ya diyerek cezaevinde yazılmış söz diye düşünülüyordu çünkü uzun süre öyle düşünüldü. Ama o cezaevindeydi zaten. Evet, orada mahkumlar yazıyordu ya, bizim yorumda söylediğimiz hoşça kalın dostlarım. Onlar hep anonim sözlerdi ya. Dönem de yakın olduğu için öyle düşündü insanlar birçok şarkıyı. Ama işte yani gecekondu evleri ve şey işte biz geldiğimizde kuzeydeydi güneş. Ben o aklımla onu çözememiştim. Dersin. Yanlış söylüyordum ve kuzeydeydi güney diyordum. Onu bir ironi diye düşünüp sonra düzelttim tabii kısa sürede. Şeyde o Dersim kitabındadır. Aslında sonra benim bir şiirim için şey olduğunu bir arkadaşım jandarmayı söz ediyorduk. Bir arkadaşım dedi ki ben dedi o jandarmayı yazan kızı tanıdım dedi. Ya çıkıyor öyle tipler. Nereden tanıdın? Ama gerçekten biri demiştir ben yazdım onu diye. Oluyor evet ama ya. Bu işte böyle bir sahiplenme demek ki hoş. Bir tarafıyla hoş evet. Çünkü çok güzel bir şey yani benim olsa keşke demiş. Sonra evet. İnanmış ona öyle demiş. Evet. Canı sağ olsun. Aslında şey yakılması... galiba Yaşar Kemal anlatırdı. Bu ağıtçılardan birini anlatırdı, Adanalı. Kadıncağız öyle her ölüye gitmezmiş ve herkesi de ağıt yakmazmış. Biraz seçkinci bir hanımmış. İşte biri parasına falan güvenip herhalde sonradan görme biri bunu çağırmış cenazesine. Kadın şey demiş, ne diyeyim de ağlayayım ölü benim olmayınca. Hiç gönül soğur mu birer birer ölmeyince diye. Bunu hatırlarım yani adamın birinde böyle bir münasebetsizlik edebilir yani. Konuyla çok ilgili değil ama o ölü ağlayıcılarıyla ilgili bir şey. Onların da raconları varmış. Mesela hiçbir zaman toplumda bu vardır zaten. Ölü cenaze evinin sahibinden daha fazla ağlanmaz. Onlar da buna dikkat ederlermiş yani daha fazla ağlamamaya. Bir şey çıkartılıyor tabii. Ben bir ara kadın şairler üstüne çalışırken atsız kadın şairler, ağıtlarını kendi yazanlar dedim de pek yanlış değil çünkü o kadınlardan biri kendi ağıdını da yazmış. Onu bir salgın hastalığa tutulmuş bir eve kapatmışlar. Çocukları geliyor gidiyor falan. Kadın kendi ağıdını yazmış. İşte param yok ki diyor yani merhem alayım falan o hale de düşmüş. Bunun melodisi de vardır o zaman. Vardır. Vardır. Onu Yaşar abiden ancak öğrenebilirsin. Bir araştırayım çok, onu ben. Şey geldi bana. Çok dokunaklı. Çok. Yani ötekiler de bir de şey karısının yazdığı yani pek çok ağıt vardır ama diyor ki işte söylemeyip mi öpmeyip mi küstürdüğüm diyor. Yani barışmaya gelmiş gibi yani daha evvel küsmüşler. Evet. O böyle bazen bir tek cümlenin çağrıştırdıklarının içtenliği. İşte zaten o yani. Bütün olay o. Evet. O da çok düşünülüp taşınılıp yapılmıyor. O tabii. Ama ama bu demek ki, değil ki tabii şey değil. O. Tabii. Yani birikiyor. Ya da zaten
şey geleneği var. Yani kadınların sözlü geleneğin parçası, hı hı, kadınlar. Evet. Yazı hep kapatıldığı için önlerine. Hı hı. Peki sen dışarısı kapatıldığı için hem de dolaştığın yerlerde hiç derleme yapmadın mı? Yaptım. Aslında bende de daha sakin bir dönemde hepsini elden geçirmem gereken büyük bir arşiv var şu anda. Bu sadece türkü derlemesi falan değil ama dönemlere tanıklık etmiş yüzlerce mektup var. O gençlerin kendi sorunlarını anlattıkları. Bunda daha gitme kararı alma da var. Askere giderken bir ablasına diye yazdığı mektuplar var. Hepsi bir döneme tanıklık eden şeyler yani. Oturup bir bakacağım onların hepsine. Derleme artık bir de son 10 yıldan beri eskisi gibi yapılmıyor. Çünkü bir köye gidiyorsun, kayıt olanakları şey, onlar zaten seni beklemeden mail atıyorlar sana. Böyle böyle bir şey var diye. Eskiye ait şeylerin çoğu kayıt altına alındı. Alınmayanları da alacağımız koşullar kalktı ortadan. Hayatta değil o döneme tanıklık etmiş insanlar. O dönem müzik üreten dede, Alevi dedeleri mesela, Dersimli dedeler. Biraz bir dönem bitti gibi Senur abla. Başka üretim ilişkileriyle oluyor artık yani. Bugünün teknik olanaklarıyla. Halk bilimciler şey derler, belki de odur. Bir bölgeye televizyon ve radyo girdikten sonra artık orada otantik değil tabii. Şey derlemesi yapılamaz, bitmiştir derler. Zaten bu bakış açısıyla epey önce bitti. Ama tam olarak öyle değil. Yani kesin bir kural olamaz sosyal hayatla ilgili bir şey. Çünkü çok değişik ruh halinde insanlar var. Televizyon vardır ama o dağda yaşıyordur, çobandır. Yine doğayla iç içedir. O günün üretim ilişkilerinin içinde değildir. Çok hayat var çünkü. Kaç insan varsa o kadar dünya var. Doğru. Ama ben mesela ninni derlemelerinde gördüm bunu. Ninnilerin arasında bu okul kitaplarında yer almış ninnilerden dizeler de var son zamankilerde. Onlar okuldan bulaşmış olabilir. Evet. Tabii. Yani şey olamaz. Ama Arapça bir ninni söyledim ben. Öyle güzel ki sözleri tercümesinden anlayabildim tabii. Babası savaşa gitmiş bir çocuğun, bir Arap çocuğun annesi söylüyor. Şu hasırların üzerinde uyu sen şimdi diyor. Baban portakallar çiçek açtığı zaman geri gelecek. Kendisini anlatıyor yani. Sadece kendi koşullarını anlatıyor. O kadar dolaysız, o kadar güzel anlatıyor ki. Ninniler bambaşka bir... Bir de anne ile çocuk arasındaki o şey değil mi? Daha o birebir ilişki daha kopmamışken yani ayağında sallıyorsun. Büyük ihtimal emziriyorsun onu hala. Ve o sırada onun için söylediğin sözleri olan bir melodi var. Ne kadar dokunaklı bir şey aslında değil mi? Ama zaten orada... Ve ne kadar kolay elden kaçabilecek bir dönem yani. Kendini ifade ettiği de bir sürü şey var. Söylenceler vardır. Hani gelinlik ediyor kız uzun zaman evlendikten sonra eşinin belli bir armağan verip konuşturması lazım onu. Unutuyorlar. Yıllar geçiyor. Yıllar kızın adı dilsiz gelin kalıyor. Onun söylediği, tabii ben onu bir yere aldımsa da evde mutlaka kayıptır. O kızın söylediği bir ninni var. İşte yani beni dilsiz sandılar. Ben sana anlatayım diye çocuğuna anlatıyor. Yani o kadar korkunç bir şey. Ve ne güzel bir, yani... Anadolu halklarının bu kadınların öykülerinde bence böyle çok el değmedik
şeyler var. Başka bir çağdan hı-hı. gibi. Evet. Ki şu an olanlar bile kadın öykülerinde başka bir çağdan gibi. Yine böyle paralel bir evrende gibi. Akıl almaz şeyler oluyor çünkü. Akıl almaz olaylar yani. Okuyoruz haber olarak geçiyor gidiyor geçiyor gidiyor ama. Başka sadece... bir çağda gibi yani dünya, Türkiye'nin içinde paralel çağlar yaşanıyor. Hemen üç adım ötemizde evden çıkmamanın sonucu şeyden gelen mülteciler bir cami avlusunda evet. kamp çadırlarının içinde yaşıyorlar. Hı-hı. Ve bebekler doğmuş Senur abla. Şeye gittim Sultan Gazi Cem evine Pir Sultan Abdal. İki tane bebek, iki bebek doğmuş. O kadar yani yine paralel evren diyesim geliyor. Çok çok ağır bir şey ama bir tarafıyla çok güzel yani. Onlar umut olarak umut. Böyle kucağına aldığın zaman onu çocuklar hep yiyor. Umut. Doğrudan gülüyorsun onu gördüğün zaman. Böyle içinde yaşama sevinci doğuruyor. Annesine bakıyorsun orada bir sahra çadırında. Bütün insanların içinde banyosu yok, ortak tuvalet kullanıyor. Yani bebeğiyle birlikte geçireceği özel anları yok yani. Kış geliyor, üstünde yok, başında yok. Ne olacak, bir gelecek kaygısı var. Ama o da gülüyor, bebek çünkü elinde ya. Evet, çocuklar umut. Aslında sen çocuğunla beraber büyümüşsün ama şeyi sormak lazım. Her kadın sanatçıya. Çünkü gerçekten bir ayrı duvar var aramızda. Yani cinsiyetçi bir bakış açısı değil bu. Senin anne olman senin sanatını nasıl etkiledi? Dinliler de dedik bu arada. Beni sanıyorum daha duygusallaştırmış olabilir bir çocuk büyütüyor olmak. Belli zorlukları olabilirdi şu anki tempom olsaydı o dönem. Ama muhalif bir sanatçı olmamdan dolayı Özge'yi büyütürken konserlerimizin çoğu yasaktı. O yüzden ayrı kalmadık yani çok uzun zamanlar. Farkında olmadan öyle bir faydaları oldu bize. Birlikte konserlere gittik. Yani diğer çocuklardan daha ağır şeyler de yaşadı bir kısmıyla. Hani gözaltına alındı benimle birlikte. İşte ev basıldı. Havaalanında annesini karşılamaya gelmişken kendini birden karakolda buldu çocuk falan. Ama bu onu tabii insan hakları konusunda duyarlı yaptı önce. Sonra oradan yola çıkıp türcülüğün karşısında bir insan haline getirdi. Beraberce aslında büyüdük onunla birlikte. Ve bana çok yardım oldu. Bazen rollerimiz değişiyor. O benim annem gibi oluyor. Mesela emniyet kemerini taktın mı diye o beni arıyor. Yoldayken hızlı gitme diye o uyarıyor. Öyle bir arkadaş ilişkisine doğru evrildi büyüdükten sonra da. Ama bu toplumda anne olmak üstünden tarif etmeyeceğim. Kadın olmak zaten zor bir şey. Yani başladığımda dikkat etmiştim. Hiç öyle bir sorun olduğunu da bilmiyordum Senur abla. Mesela geliyorlar grupla röportaj yapmaya. Bütün soruları erkeklere bakarak soruyorlar. Ben böyle duruyorum. Kimse bana bir şey sormuyor yani. Bayağı bir zaman geçti böyle. Bunu değiştirmek için de bir faaliyetim olmadı. Ama bunu kırabilmek, kendi yaptığın alanda kendini tarif edebilmek için ben de cinsiyetçilik anlamında söylemiyorum ama daha çok zaman istiyorlar senden. Yani daha çok emek istiyorlar. Ondan sonra varlığını görebiliyorlar. Ondan önce gruptaki diğer insanlardan isim olarak daha çok biliniyordum belki. Şarkı söylüyorum ya çünkü. Her zaman solistler daha çok ilgi çekiyor bizim. Yo bütün dünyada da öyle. Sadece bizim toplumda değil. Ama güzel şarkı söyleyen bir insansın. Ama işin felsefi kısmı, ürettiğin sanatın içeriği, onun üretilmesi, yani bütün o teknik sorunlar, mutfakla ilgili şeyler sanki erkeklerin işiymiş gibi algılanıyordu. Hala da öyle algılanıyoruz sanıyorum bir kısım tarafından. Bazı zorlukları oldu tabii.
Yani böyle diyeyim. Peki 25 yıldan sonra tekrar başlasan aynı şeyleri mi yaparsın? Yavaş yavaş programı topluyorum. Hı hı. Aynı şeyleri yaparım evet ama o yol üzerin yani şu an vardığım yere bu şeyleri yaparak vardım. O nedenle hepsi çok değerli. Ama bir daha başlasam tabii bazı şeyleri de yapmam yani. Mesela, çünkü daha çabuk buraya varırım o zaman. merak ettiğim şeyler hani böyle düz yolda girerken şuraya da bakayım, buraya da bakayım. Bakmam diyorsun. Yok bakarım ya. Çünkü ne bileyim orada ne var belki daha iyiydi yani. Evet belki başka evet, bir yani. Şey vardır. Ha, şuraya bakmıştım o zaman buradaki sapağa bakarım falan. Olabilir tabii. Ama peki. Şey demek istemiyorum ben. Hani yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim diyor ya bazı insanlar. Ben öylelerinden değilim. Pişmanlık duyduğum şeyler var. Muhakkak ki bu yol üzerinde kırdığım kalpler olmuştur. Onun acısını çok taşıyorum ve bu acıdan da aslında ne diyeyim bana faydalı olduğunu da düşünüyorum. İyi bir insan olmak için emek vermemiz gerektiğini düşünüyorum kendimize. Ve pişman da olabilmeliyiz. Herkes için demiyorum ama benim var pişmanlıklarım hayatımda. Bu nedir? Gönül kırmakla ilgili bir şey olabilir. Kasten yapılmamıştır zaten hiçbir şey. Bu gibi şeyler yani pişmanlıklar dediğim. Yoksa yine muhalefette olmak, mesela yine senin dostun olmak, seninle böyle söyleşebilmek, gittiğimiz mitingler, eylem alanları bunlar yani yine bunu seçerim. Çok teşekkür ederim. Ben İlkay. Teşekkür ederim. Bugün İlkay Ak konuştuk. Türkülerden, yaşamaktan, kadın olmaktan. Gene güzel bir insanla güzel günlere inancımızı tazeleriz. Kitapla kalın, sanatla kalın, özgürlükleri savunun. Görüşmek üzere.